Merhabalar. Bugünkü konumuz heap sort. Türkçesi yığın, öbek sıralama algoritması olarak geçmektedir. Heap sort, ağaç yapısı ile eleman kümesindeki değerlerin gruplama işlemi yapılmasıyla ortaya çıkan sıralama algoritmasıdır. Bu algoritmada büyük olan sayı daima ağacın üst bölümünde yer alır. Ağacın en üst kısmına root, yani kök adını vermekteyiz. Kendinden küçük sayılar ise bu ağacın dallarını oluşturmaktadır. Tabii ki burada iki durumdan söz etmemiz gerekiyor. Max heap ve min heap olmak üzere iki durumumuz var. Min heap dediğimiz kavramda root'umuz daima en küçük sayımız. Max heap'te de root'umuz her zaman en büyük sayımız olması gerekmektedir. Elemanlar ağaç modeline yerleştirildikten sonra bir altındaki eleman ile karşılaştırılıyor. En yüksek eleman ise üste gelene kadar bu karşılaştırma işlemi sürüyor. En yüksek eleman root olduğu zaman en sondaki eleman ile yer değiştiriyor ve en sona aktarılıyor. Böylelikle en yüksek elemanımızı en sona atamış oluyoruz. Sonrasında da bu elemanı ağaçtan siliyoruz. Aynı adımları tekrar yaparak küçükten bir'e doğru heap, yığın sıralamamızı bitirmiş oluyoruz. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Öncelikle elimizdeki dizide bulunan elemanları sırasıyla ağacımıza yerleştiriyoruz. Ondan sonrasında en büyük elemanımızı root yapacak şekilde yer değiştirme işlemlerini yapıyoruz. En büyük eleman root olduğu takdirde en sondaki elemana göndererek yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Böylelikle en büyük elemanımız dizinin en sonuna ittirilmiş oldu. Bunu tüm elemanlar için tekrarlıyoruz ve en sonda dizimiz sıralanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi Python'da heap modülümüzü import ederek onun içindeki komutların ne işe yaradığına bakalım. Öncelikle import heap q yazarak heap modülümüzü import etmiş oluyoruz. Sonrasında bir tane dizi oluşturalım. Adı array olsun. Böyle bir dizi oluşturduk. Sonrasında dizimizi print ettirelim. Bunu dizinin ilk hali diyerek yapalım. Hemen bunu çalıştırıp sorun var mı bakalım. Evet, herhangi bir sorun yok gördüğünüz gibi. Şimdi heap q nokta yazarak aslında bu modülde hangi komutları çağırabileceğimizi görüyoruz. Öncelikle heap file'dan başlayalım. Bunun üzeri parantez içerisine dizimizin adını yazıyoruz. Sonrasında bunu print ettirelim isterseniz array'imize. Heap file komutu burada dizimizi aslında öbek haline getiriyor, yığın haline getiriyor. Şimdi baktığımız zaman görmüş olduğunuz üzere 5 ile başlayan 12, 99 olarak devam eden dizimizin sıralaması -5, 12, 99 olarak değişti. Yani diziden çıktı, öbek haline geldi aslında bizim elimizdeki array dizisi. Şimdi tekrar şöyle heap q yazalım, nokta yazalım. Heap pop'tan devam edelim. Heap pop dediğimiz komut listenin en küçük elemanını çıkartıyor. Buraya hangi listeyi, array, dizi, artık öbek hangisini kullanmak istiyorsam onu yazıyorum. Şimdi bunun içindeki en küçük eleman hangisi? -5. Şimdi bunu yazdırdığı zaman -5 burada olmayacak. Hemen bakıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz üzere -5 burada yok. Heap q nokta yapıp push dediğimiz takdirde de burada da listenin içerisine sonuna istediğiniz elemanı ittiriyor. Öncelikle buraya dizimizin adını yazıyoruz. Virgül bırakarak hangi elemanı eklemek istiyorsak onu yazıyoruz. 19 yazalım buraya. Hemen çalıştıralım. Görmüş olduğunuz üzere dizinin sonuna 19 elemanını yerleştirmiş oldu. Q push pop dediğimiz komut ise aslında listenin en küçük elemanını çıkartıyor. Onun yerine istediğiniz elemanı ekliyor. Hemen deneyelim. Aynı şekilde bir üstteki heap push'ta denemiş olduğumuz gibi, yazmış olduğumuz gibi array virgül 19. Yani dizimizi yazıyoruz. Onun yanına da hangi elemanı eklemek istiyorsak onu yazıyoruz. Şimdi biz en küçük elemanımızın 2 olduğunu biliyoruz. Burada şöyle bir nokta var. 2'den daha küçük bir sayı yazdığımız takdirde eklenmiyor.
Hemen deneyelim bunu. Çalıştırdık. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir değişiklik olmadı. Peki ben buraya 2 eklemek isteseydim ne olurdu? 2'miz zaten var. En küçük elemanımız da 2. Tekrar bakıyoruz. Herhangi bir fark var mı? Yok. Yani kendisi ve kendisinden küçük olan girdiler hakkında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Buraya burada olmayan 4 girdiğimiz takdirde de şimdi 2'nin 4 ile yer değiştirdiğini göreceksiniz. Evet. Bu şekilde bir değişim oldu. Aynı komutu aslında heap replace de yapıyor. Burada da aynı şekilde bir söz dizimi kullanmamız gerekiyor. Yine array yazıyoruz. Sonrasında en küçük elemanla yer değiştirmesini istediğimiz elemanın girdisini yapıyoruz. Buraya da 6 diyelim. Hemen run edelim. Görmüş olduğunuz üzere 4'ü çıkardı. Onun yerine 5 ekledi. O pardon. 4'ü çıkardı. Sonrasında 6'yı ekledi onun yerine. 5'i de tabii ki başa atmış oldu. Şimdi bu modülde aslında sıralama işlemi de yapıyoruz ama bunun için bir modül daha çağırmamız gerekiyor. From heap queue import and largest diyerek bunu eklemiş oluyoruz. Şimdi burada yapacağımız şey print içerisinde yapalım bunu isterseniz. Aynı şekilde heap queue yazdığımız zaman and largest komutu buraya geldi. Burada tıkladığımız zaman hemen parantezimizi açıyoruz. Bunun içinde de aslında belirtiyor. Bir değerimizin olması gerekiyor. Sonrasında key'imizin olması gerekiyor ve listemizi olmasını istiyor bizden. Şimdi biz buraya 5 ve array yazarsak hemen run edelim. Bir bakalım ne olacak. 5 elemanlı bir dizi karşımıza çıktı. Bu nasıl çıktı peki? Büyükten küçüğe doğru. Peki ben dizimin tüm elemanlarını sıralamak istesem bunu len komutuyla yani len burada dizinin uzunluğunu alıyor ve burada kaç elemanın sıralanmasını istediğimizi belirtiyorduk. Bu şekilde aslında dizinin içindeki tüm elemanların sıralamasını talep etmiş oluyoruz. Tekrar run ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 288'den başladı ve 5. Elemana kadar büyükten küçüğe doğru bir sıralama yaptı. Peki küçükten büyüğe yapamaz mıyız? Hemen onu deneyelim. Yine heap queue yazıyoruz. Sonrasında and smallest komutunu kullanıyoruz. Burada yine len array diyerek belirtelim. Sonra dizimizi de belirtelim. Hemen run ettirelim. Görmüş olduğunuz gibi bu komutla da 5'ten 288'e kadar olan işte dizimizin içerisindeki elemanları print ettirmiş olduk. Heap Short'ta anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.